Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2022 yılı bütçesinde Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi ile tiyatrolar hakkında söz aldım. Aslında devlet tiyatroları ile ilgili birçok şeyi bütçe komisyonunda dile getirmiştik. Niyeti olan zaten gereğini yapar diye düşünüyorum. Çok tekrara düşmeden birkaç şey söyleyeceğim Sayın Bakan. Personel alımı ile ilgili Nisan ayında bir sınav gerçekleşmişti ve sonucu açıklanmamıştı. Dün sordum, hala açıklanmamış. Hakikaten hem camia hem biz merak ediyoruz neden açıklanmadığını. Acaba sanatçı olacak tüvacılar bulunamadığı için mi hala açıklanmıyor? Ne zaman açıklanacak? Bir diğer konu 4B'li personelin yaşadığı haksızlıklarla ilgili. Hem eşit işe eşit ücret yok, sosyal hakları yok. Hem de Ankara'dan halk dansları topluluğunun İstanbul'a taşınması sürecinde hiçbir personel mağdur edilmeyecek dendiği halde 33 sanatçıya sözleşme feshiyle ilgili tebligat yapılmış. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Diğer bir konu, DÖSİM'de büro personeli olarak çalışan kişilerin bazılarının sanatçı olduğu ve sanat icra ettikleri ve bunların da haklarına kavuşması için, sanatçıya gerçek değerin verilmesi için bir an önce haklarının verilmesi gerekiyor. Velhasıl dönüp dolaşıp bütün sorunların temeli aslında tek adam rejimine ulaşıyor. Çünkü bu kurumun bütün iç işleyişi üzerinde siyasi bir hegemonyanın olduğu söyleniyor. Davetiye haklarına dahi bakanlık uhdesinde alındığı, el konulduğu söyleniyor. Bu yüzden biz de şimdi tiyatrocuların da, bir cümle bütün sanatçıların da, esnafın da, işçinin de, çiftçinin de, emeklinin de, gencin de, yaşlısının da bu sorunlarının kaynağı olan adaletsiz düzenin, adaletsiz bütçesini bir tiyatro eseriyle Bertolt Brecht'in Tahterevallisi ile anlatmaya çalışacağız. Evet, bu bir tahterevalli bütçesi. İyice görüyorum artık düzeni. Orada bir avuç insan oturuyor yukarıda. Aşağıda da birçok kişi. Ve bağırıyor yukarıdakiler aşağıya. Çıkın buraya, gelin ki hepimiz olalım yukarıda. Ama iyice gözlediğinde görüyorsun neyin saklı olduğunu yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında. Bir yol gibi gözüküyor ilk bakışta, yol değil ama. Bir tahta bu. Ve şimdi görüyorsun açıkça, bu bir tahterevalli tahtası. Bütün düzen bir tahterevalli aslında, iki ucu birbirine bağımlı. Yukarıdakiler durabiliyorlar orada, sırf ötekiler oturduğundan aşağıda. Ve ancak aşağıdakiler aşağıda oturduğu sürece kalabilirler orada. Yukarıda olamazlar çünkü ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yukarı. Bu yüzden isterler ki aşağıdakiler sonsuza dek hep orada kalsınlar, çıkmasınlar yukarı. Bir de aşağıda hep daha çok insan olmalı yukarıdakilerden. Yoksa durmaz tahterevalli. Tahterevalli, evet, bütün düzen bir tahterevalli. Bu bütçe de bir tahterevalli. Dünyanın ihalesini alan beşli çete, saray ve şürekası, bir tüpçü, Londra'daki bir avuç tefeci yukarıda kalabilsin diye aşağıdaki 83 milyonun sırtına bindirilmiş ağır bir yüktür bu bütçe. Evet, bu bütçe bir yüzükle gelip milletin parmağındaki yüzükleri alan, son olarak da milletin yastığının altındakilere göz koyanlar yukarıda kalabilsinler diye hazırlanmış bir bütçedir. Doğayı vahşice katleden, ekolojik dengeyi bozan, dünyayı yok edenler, cengizler yukarıda kalsın diye aşağıdakilere yandaş basından bayat ekmek tarifleri veren, aman et yemeyin, süt içmeyin, peynir yemeyin, inekler metan gazı çıkarıyor, dünya yok oluyor diye sahtekarca propaganda yaptıranların bütçesidir. Ama söz veriyoruz 83 milyona, işçisine, çiftçisine, köylüsüne, kentlisine, gencine, yaşlısına, esnafına, emeklisine, emekli olamayanına, bütün halka buradan söz veriyoruz. Geliyor gelmekte olan ilk seçimde yukarıya çıkacak milyonlarca insan.